Katlanamayan eşyalar, bitmek bilmeyen ev kaosu. Siz de şikayetçi misiniz? Cevabı bu videoda. Evinizi çok basit adımlarla nasıl düzenleyeceğinizi anlatıyorum. Organize olmak bence hayatın her anlamında organize olmak demek. Çünkü gerçekten çok yoğun tüketim bombardımanı altında yaşıyoruz. Artık hayatımızdaki her şey hızlı, yani fast. Fast fashion, fast food, her şey hızlanmış durumda. Fast fashion dediğimiz hızlı tekstilin de getirdiği bir tane dezavantaj var ki evimiz eşya doluyor. Çok yoğun çalışıyorum. Evimde yardımcım var. Kızımın bakımından üstlendiğimiz Ayşe ablamız var. Benle 10 senedir beraber. Ama onun dışında kıyafetlerim biliyorsunuz yani sabahtan çıkıyorum. Gün içerisinde bir sürü yere gidiyorum. Çekime gidiyorum. Toplantıya gidiyorum. Davetlere gidiyorum. Akşam gece devam etmem gerekebiliyor. Dolayısıyla benim için gardırop organizasyonu çok önemli. Aradığım eşyayı bulabilmem, eşyamın düzenli olması çok önemli. Her şeyi derli toplu tutmaya çalışmaktan daha çok yorulduğumu fark ettim. Bununla ilgili ne yapabilirim, kendimi nasıl daha kolay organize olabilirim derken yolum Marie Kondo ile kesişti. Marie Kondo'yu çok sevdim. Marie Kondo bir yazar ama aynı zamanda bir eğitmen. Bulduğu bir metot var. Kondo metodu diyor. Hatta Kon Marie deniyor metoda. Bir düzenleme sanatı. Aslında bir katlama, çamaşır katlama sanatı. Ama tam işte kendisi Japon olduğu için Japonların o zen felsefesini gerçekten hayatımızı bize aslında farkında olmadan ayağımıza çok bağ olan bu düzensizlik, bu eşyaların üst üste olma halini dinginleştiren bir yaklaşımı var. Sadeleştiren yaklaşımı var ve eşyalarla çok güzel bağ koran bir yaklaşım var. Türkçe'de de galiba Epsilon yayınlarından çıktı. Hayatını düzenlemek için derle topla sadeleş diye galiba kitabın adını yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi zaten arkadaşlarım kitabın kapağına girerler. Onu da görürüz. Bu kitap gerçekten çok önemli bir kitap bence. Sadece bir hani dekorasyon, organizasyon kitabı değil evinizdeki eşyaları derleme toplama. Tüm dünyada son 5 senedir de trend olan artık insanların çok fazla tüketim alışkanlıklarını fark ederek, idrak ederek bu tüketim çılgınlığının frenine bastıkları, biz ne yapıyoruz? Arkamızda bir dünyanın çok fazla insan açken, üstüne giyecek bir kıyafeti bulunmazken biz neden bu kadar çok mala sahibiz? Çılgınlığını fark edip durdukları bir sadeleşme dönemindeyiz bence ki çok güzel. Bu kitap da biraz bunu anlatıyor. Yani eşyayla bağlantınızı anlatıyor, eşyayla ilişkinizi anlatıyor. Eşyayla bağlantı kurduğunuz zaman o eşyanın, bu giysiniz olabilir, makyaj malzemeniz olabilir, evinizdeki bir eşya olabilir, bir kaleminiz olabilir. Hatta kullanmadığınız, kıyamadığınız 20 senedir kütüphanenizin sağ üstünde duran o defter olabilir. Onlarla daha kolay vedalaşmanızı, yeni alanlara yol açmanızı sağlar. Çünkü biliyoruz ki Çin felsefesi var, daha önce de bahsetmiştim. İnşallah gelecek dönemlerde de sevgili arkadaşım Türkiye'nin en önemli Feng Shui eğitmenlerinden Esra Koyuncu ile bununla ilgili daha detaylı bir video çekeriz. Ama bu olay biraz Feng Shui'ye geliyor. Yani Feng Shui diye yazılan Çinlilerin işte mekan enerjilerini dengeledikleri sisteme geliyor. Mekanların enerjisi var mı Ayşe diyecek olursanız mekanların enerjisi var. Bazı alanlara girersiniz, bazı evlere, bazı mekanlara çok iyi hissedersiniz değil mi? Orada o evin enerjisi çok güzel dersiniz. Bazı yerlerde de iyi hissetmezsiniz. Bunların çoğunun atıl, kaotik, pis, bakımsız, derli toplu olmayan, düzensizlikten kaynaklandığıyla ilgili bir savun var benim. Feng Shui de bunu savunuyor zaten. Dolayısıyla düzen çok önemli. Düzenin içerisinde eşyalarımız da önemli. Uzun bir giriş yaptım ama gerçekten işe böyle bakarsanız, bu felsefeyle yaklaşırsanız, katlamakla uğraşacağınız zaman sizin için daha keyifli bir hale gelecek. İşin felsefesine hakim olup kalpten bağlanırsanız çok keyifli olacak. Şimdi Marie Kondo ne yapmış? Marie Kondo aslında giysileri katlama metodu anlatıyor. Ben de o yüzden size burada çamaşır dolabımdaki bir sürü şeyi getirdim. Farklı farklı şeyleri katlayacağız. Mesela böyle bir tişörtten başlayalım. Sistem çok basit. Marie Kondo aslında bilmediğimiz bir şey anlatmıyor ama bazı şeyleri de hatırlatıyor. Bir kere çok güzel bir şeyden bahsediyor sürekli olarak. Sadece katladığınız şeyleri katlarken siz yer kazanmak için, daha az yer kullanmak için katlıyor olmayın. Aynı zamanda da gerçekten onunla bağ kurarak bu işi sevgiyle yapın diyor. İşte çok zen, çok güzel bir şey. Yaparken de gerçekten el ütüsü dediğimiz gibi böyle sakin ve yumuşak hareketlerle katlamamızdan bahsediyor. Sonra şöyle alıyorum bir kolumdan. İlk
başlarda bunu yapmak belki tam hakkıyla yapamak zor olacak. Diyeceksiniz ki ben 2 dakikada bunu katlıyorum. Niye bunu kadar zamanda yapayım? Haklı olabilirsiniz ama gerçekten bir zaman sonra fark edeceksiniz ki bu aynı zamanda meditatif bir şey, meditasyon. Bunu bu şekilde yapmak bana gerçekten hani haldır huldur katlamaktan çok daha farklı bir enerji verdi şu anda bile. Onu hissediyorum. Şimdi böyle uzun bir dikdörtgen haline getiriyorum. Daha sonra şöyle 3 kademede katlıyor olacağım. Marie Kondo'nun ilginç bir şeyi var. Yaptığı her şeyin dik olmasını istiyor. Dik durabiliyorsa bunu iyi katlamışız demektir. Neden tişörtleri dik katlamamız önemli? Aslında baktığımızda hepimiz gardıroplarımızı, çekmecelerimizi açtığımızda hepsinin şu şekilde üst üste olduğunu görürüz değil mi? Şu şekilde. Ve bu alttakini görmemizi engeller. Hem böyledir hem biz bir şey almak için aslında bütün bir tişört destesini kaldırırız. İşte bunu ortadan kaldırmak için aslında bir tişörtü böyle hem üstten göreceğim hem de aslında onun kapladığı yeri azaltıyor olacağım. Şimdi bir tane kısa kollu yapalım. Yine şöyle. Yine dikdörtgen oluşturduktan sonra ben bunu bir kere daha böyle katlayabilirim bence. Sonra yine 3 aşama daha. Tişörtümü katladım. Dik duruyorsa başarılı olmuşum demektir. Bunu da yanına koydum. Şimdi bir tane atlet sizin için getirdim. Atletleri nasıl yapacağımızı görmek için. Hatta farklı farklı atletler var burada. Şöyle dokusu penye olmayan, daha kaygan bir kumaşla nasıl yapacağımızı bakalım. Yine böyle getirdik. Burada yapacağımız şey basit. Askıları içine sokacağım. Bir kere daha geçiriyorum. Yine 3 kademede katladım. O kadar da zor değilmiş vallahi. Devam ediyorum. Şimdi bir kapüşonlu bir şey getirdim. Çünkü benim bayağı böyle şeyim var. Bunları nasıl yapacağız diye düşünüyorum. Bakalım nasıl yapacağız. Yine sweatshirt'ümü giyeyim şöyle. Sevgiyle okşayalım. Bakalım kapüşon problemsiz duracak mı? Bir tane de pantolon getirdim. Pantolonu nasıl yapacağız diye. Gerçekten bu da bence önemli. Gerçi pantolonların çok fazla bir şey olmayabilir ama şöyle bir detayı olabilir. Belki pantolonları kapatabiliriz. Pantolonu. Sevgiyle okşuyorum. Sonra 2'ye katlıyorum. Bir, 2 ve 3. Beklediğimden kolay geçiyor bu arada. Şimdi en çok sorulan şeylerden bir tanesi, burada çoraplar var. Çoraplar da önemli. Özellikle şimdi külotlu çorapları gösterelim. Külotlu çoraplar ve hepsi aslında biraz daha benzer. Bu arada Türkler biliyorsunuz biz hep bunları böyle şöyle katlarız. Klasik bir Türk çorap katlamasını hep beraber bakalım. Şu anda katlıyor olsaydım nasıl yapardım? Böyle yaparım değil mi? Açılmasın diye. Ama Marie Kondo diyor ki bunu yapmamız biraz bu lastiklerin sürekli olarak gergin bir durumda durmasından dolayı onların lastik ömürlerini kısaltıyor ve çok daha çabuk gevşiyorlar. O yüzden Marie Kondo yani KonMari metoduyla katlıyor olursak Hı-hı.
duracak gibi. Şimdi geldik çoraplara. Dediğim gibi Marie Kondo lastik kısımlarını böyle yapmamamız gerektiğini, çünkü o zaman çorapların ömrünün kısalacağını söylüyor. O yüzden yapılacak şey çok basit. Çorabımızda. Aslında sadece katlıyoruz ve böyle duruyor. Şimdi süt yenlerim var ve ben böyle bir tane şey yapmak istiyorum size. Bunların hepsini katlayayım. Böyle bir basit bir çekmeceye nasıl koyacağımıza bakalım. Özellikle tişörtler ve süt yenlerle ilgili. Çünkü Molly'nin bunlarla da ilgili şeyleri var. Güzel bir şey var. Onu hemen göstereyim size. Bunun bir versiyonu aslında ben senelerdir bir iç çamaşır çekmecesi yapmıştım. Orada uyguluyordum ama Marie daha güzelini yapmış. Şöyle kapatıyor arkasına mutlaka. Bunları böyle koyuyorum. Bunları böyle koyuyorum. Bu kadar bunları yapacak vaktim var mı Ayşe diyorsunuz, biliyorum. Ama inanın, İç çamaşırı dolabınızı bir şekilde bir sefer düzelttikten sonra çok daha keyifli olacak. Size garanti veriyorum. Çünkü senelerdir böyle düzeltiyorum. Ve aradığımı çok rahat bulabiliyorum böylece. Özellikle biz kadınlar bir yere hazırlanacaksak ve son dakikaya kalmışsak bir şey aradığı bir şey bulamamın telaşını çok iyi bilirim. O yüzden. Şimdi bir tane kutu getireceğim ve bu kutunun içine bunları güzelce yerleştireceğim. Eşyalarınıza böyle dokunmadığımız için uzun zaman onlara dokunuşumuz bile aslında biraz hoyrat. Salla pati dediğimiz bir şekilde. Şu anda ben bunu yaparken bile hafif onlarla olan ilişkimi değiştiriyorum. Aslına bakarsanız onlarla olan ilişkimizi değiştirdiğimiz zaman da onların daha az eskimesini sağlıyor olmuyor muyuz? Aslında sevgi ve özenle, yani nezaketle yaptığımız bir işlem bu. Biraz da böyle düşünmek lazım galiba. Eşyanın da tabiatı var çünkü. Evet, şimdi ben standart böyle bir hani kısa ve hızlıca yerleştirmeyi göstereyim diye getirdim böyle. Bunlar çekmeceleriniz gibi düşünebilirsiniz. Bu standart bir şey, birazcık sıkışık ve düzensiz gibi gözükse de aslında çekmecelerde, mesela çorap çekmecesinin nasıl olduğunu görün diye yaptım. Ayrı ayrı düşünün bunları. Separatör gibi düşünün. İç çamaşırımı genelde böyle koyuyorum. Ve gerçekten hem bulması çok kolay oluyor hem de alması ve de dağılmıyor. Aynı zamanda tişörtleri de böyle koyuyorum. Ev düzenleminin dışında bu konuyla ilgili daha öğrenmek istediğiniz başka şeyler varsa videomun altındaki yorum kısmına bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızdan ayrıca çok mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.